Kış aylarındayız. Biraz soğuk algınlığı problemimiz var. Hepimiz gripten Evet. muzdaribiz. Griple başlayalım mı? Tabii. Üşütme, grip, nezle gibi basit gibi gözüken rahatsızlıklar hemen tedavi edilmezse yavaş yavaş ağırlaşır ve iltihaplanmalar birçok hastalığı tetikler. Mesela boğazda bademcik iltihaplanması veya boğazda faranjit. Bunlar birbirini tetikler. Sinüziti, efendim orta kulak iltihaplanmasını. Bu nedenle kişi üşüttüğü zaman, grip, nezle gibi bir rahatsızlık yaşadığı zaman hemen tedbirini almalı. Peki öncelikle korunmak için ne yapmamız lazım? Grip olmadan önce, grip olmamak için ne yapalım kışın? Evet, çok kolay. Evde uygulayabileceğimiz. Evde uygulayabileceğimiz, evet. Çok basit. Bu gördüğünüz hepimizin bildiği karabiber. Karabiber üşütmeye karşı, gribe, nezleye karşı çok çok etkili. Mesela midenizi üşüttünüz, böyle çaya, çorbaya, her şeye katabilirsiniz. Öyle mi? Sulu güzel. Yemeklere. Mesela ben bir deneme yapayım. Az, çok az. Çay kaşığının ucuyla karabiberden çaya katıyorsunuz. Bir. İki. Kırmızı biberden. Öyle mi? Toz biber de olabilir. Pul biber. Yine çaya karıştırıyoruz. Şeker yok. Şekersiz. Evet. Kırmızı biber, karabiber. Karabiberi duymuştum ama hani pul biberi ilk kez duyuyorum. Pul biber çok çok önemli. Pul biberle ilgili yapılan birçok klinik araştırması var. Bu araştırmalarda her türlü ağrıya, romatizma nedeniyle, kemiklerdeki iltihap nedeniyle ortaya çıkan ağrılara karşı klinik araştırması yapılmış, hastalar üzerine denenmiş, ağrıları dindirdiği belgelenmiştir. Acı biberin birleşiminde kapsayın denen etken bir madde var. Bu kişi kullandığı zaman çayda, çorbada, sulu yemeklerde vesaire ne yapıyor? Beyindeki endorfin hormonunu salgılanmasını artıyor. Kişiyi mutlu, neşeli, huzurlu yapıyor. Ağrıyı, sızıyı dindiriyor. Harika. Japonya'da yapılan klinik araştırmada acı biberin doğal kan sulandırıcı olduğu belgelenmiştir. Yani yüzlerce klinik araştırması var. Ben burada sadece neden bahsettim? Bir iki. Mesela bunu karabiber, kırmızı biber karıştıktan sonra çayımızı şekersiz içtiğimizde mide üşütmesini olsun, boğazdaki ağrıları, sızıları çok iyi gelir. Eskiden mesela bütün lokantalarda, Türk lokantalarında mutlak suretle karabiber, kırmızı biber, evet. Toz biber daha iyi. Pul biberden daha kaliteli. Bulunurdu. Şimdi yavaş yavaş unutuluyor. Evet. Sarımsak, soğan, bunlar devamlı olması gerekir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Değil mi? Fakat diyelim ki kişi ağır bir gribe yakalandı. Çok ağır. Evet. Ne yapacaksınız? Ekinezya, bu gördüğünüz güzel çiçek, kızılderililer tarafından üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlara karşı 4000 yıldır bilinen, kullanılan bir bitki. Yaprağı, çiçeği, kökü tamamı kullanılabilir. Bağışıklık sistemi üzerinde çok önemli bir etkisi var, değil evet, mi? Evet, bağışıklık sistemi güçlendirir. Ekinezya ile ilgili sadece Almanya'da bir yıl içerisinde 141 bin üşütme, grip, nezle gibi rahatsızları olan çocuklar üzerinde şurubu, damlası, drajesi kullanılmış. Çocuklar iyileştirilmiştir herhangi bir kimya kullanmadan. Sadece ekinezya ile. Mesela başka bir bitki, bu da Afrika ıtırı. Itırın bilinen 1050 türü var. Sadece ikisi şifalı. Bu gördüğünüz lila veya erguvan rengi. Nasıl ayırt ediyoruz hocam onları? Ayrı demezsiniz. Bunu, o birbirine çok benzer. Çok iyi bilmek gerekir. Bununla ilgili bizim sitemizde ve kitabımızda çok ayrıntılı bilgi var. 1050 türden sadece ikisi şifalı. Kökü. Mesela Avustralya, Güney Afrika'da altın ve elmas madenleri keşfedildikten sonra 1770'li yıllarda Asya'dan, Avrupa'dan, Afrika'dan birçok insan buraya hücum etmiş. Zengin olmak için. Ne oldu? Birçok insan da bulaşıcı hastalıklar, üşütme, grip, nezle, efendim veba, zatüre, bronşit, faranjit vesaire vesaire. Afrika'nın yerli kabilesi, Zulu kabilesi hastalanan herkesi bitkiyle tedavi etmiştir. Daha sonra İngiliz asıllı bir ilim adamı burada hastaların bu bitkiyle tedavi edildiğini görünce Londra'ya getiriyor. Londra'da bunun tentürünü yapıp hastaları iyileştiriyor.
Daha sonra İsviçre'de Doktor Allen bunu markasını tescil ettiriyor. Hı hı. Resmi. Ve bütün Avrupa'da şimdi bu doğal eczanelerde satılıyor. Hı hı.